Merhaba arkadaşlar. Tarih öğretmeni Ayşegül Ergun. Kamu personel seçme sınavı ikinci deneme soru çözümüne hoş geldiniz. Aşağıdaki hangisi İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntular arasında yer almaz? Arkadaşlar soru metninde görüyorsanız İslamiyet öncesi göçebe yaşamla ilgili bir bilgi vermektedir bize. Yer almaz diyor. Şıklarımızı ona göre okumamız gerekiyor. A şıkkına baktığımız zaman at koşum takımları vardır. Kılıç kapsanları o da vardır. Süs eşyaları, halı kilim parçaları İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarında arkeolojik kazılarda karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Ama baktığımız zaman D şıkkına saray kalıntıları arkadaşlar mimariyle birlikte hayatımıza geçen bir eserdir. Yani cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Nedeni ise biliyorsunuz saray kalıntıları mimariyle yani yerleşik hayatla birlikte hayatımıza geçmiştir. Türk tarihinde gerçekleşen savaşların hangisinde bir Bizans imparatoru esir alınmıştır? Türk tarihinde diyor arkadaşlar. Bizim aklımıza hemen soruyu okumadan önce Malazgirt Savaşı'nın gelmesi gerekiyor bence. 1071 Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı dediğimiz zaman aklımıza Alparslan'ın Anadolu için bir mücadelesiydi ve neydi bu Malazgirt Savaşı'nın sonucu? Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Bizim cevabımıza baktığımız zaman arkadaşlar Mirya Kefalon, Malazgirt Savaşı, Palekon Savaşı, Koyunhisar, Köse Dağ Savaşı. Biz ne demiştik okurken? Malazgirt Savaşı. Arkadaşlar aldığımız kişi kim diye soracak olursanız Romen Diyojen. Malazgirt Savaşı'nda esir aldığımız Bizans İmparatoru Roman Diyojen'dir. Esir aldıktan sonra arkadaşlar 2 ay süre zarfında Alparslan'ın yanında kalmıştır. Kalmasının nedeni kendisi savaş esnasında bir kılıç yarası almıştır. Bu yaranın tedavisi olmuştur ve kendisine bir hükümdar gibi davranılmıştır arkadaşlar. Bir esir gibi değil. Hükümdarımız Alparslan'la birlikte aynı sofrada yemek yemiştir kendisi. Ve daha sonra 2 ay sonra yarası iyileştikten sonra serbest bırakıldığı zaman ise Bizans İmparatorluğu'nda bu süre zarfında taht değişikliği oldu. Ve yeni geçen hükümdar Bizans İmparatorluğu'nun eski imparator Romen Diyojen'in serbest bırakıldığını öğrenince yola düzergahına bir kişiler gönderir ve bu kişiler yolda Romen Diyojen'i yakalarlar. İlk önce arkadaşlar emir vermemesi için dilini keserler. Daha sonra gözleriyle de emir verilmemesi için gözlerine mil çekerler. Ve daha sonra zindana kapatılırlar. Ve aldığı yaralardan dolayı bir süre sonra 1072 yılında Romen Diyojen vefat etmiştir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ahi teşkilatının özelliklerinden değildir? Kalitesiz mal üretimini engellemişlerdir. Kesinlikle arkadaşlar bu ahilik özelliklerinden birisidir. Kalitesiz mal üretimini engellemişlerdir. Esnaflar arasında dayanışmayı sağlamışlardır. Bu da vardır arkadaşlar. Nasıl diye soracak olursanız, iki yan yana aynı ürün satan esnaftan birisi alışveriş yani ticaret yaptığı zaman diğer gelen müşteriyi hiç alışveriş yapmayan arkadaşına göndermiştir. Buradan da biz ne diyoruz arkadaşlar? Esnaflar arasında dayanışmanın olduğunu çıkarıyoruz. Esnaflar arasındaki haksız rekabeti önlemiştir. Bu da var arkadaşlar. Herkes aynı ürünü aynı fiyata satmak zorundadır. Böyle bir kural vardır ahilikte. Mesleklerin devamı sağlanmıştır. Evet arkadaşlar böyle bir kural da vardır. Usta çıraklıktan dolayı biz bunu çıkarabiliyoruz. Ama arkadaşlar C şıkkına baktığımız zaman esnaftan vergi toplamışlardır. Esnaftan vergi toplayan kadılardır arkadaşlar. Ahilikle ilgisi olmayan şıkkımız neymiş arkadaşlar? C şıkkımız. Esnaftan vergi toplamışlardır. Esnaftan vergiyi toplayan kişiler kadılardır arkadaşlar. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra artan el yazması kitaplara paralel olarak aşağıdaki sanatlardan hangisinde gelişme olduğu söylenemez? El yazması ile ilgili bir gelişme olmadığını bulacağız arkadaşlar. Minyatür dediğimiz zaman var arkadaşlar kitap diyor. Kitaplarımızda minyatürlere karşılaşırız. Tessip, hat, cilt. Bunların hepsi el yazması kitaplarla ilgili unsurlardır. Ama fresk
dediğimiz zaman arkadaşlar, fresk Uygurlarda karşımıza çıkan duvar yazısıdır. Yani arkadaşlar, demek ki cevabımız neymiş? Edirne. Hangi devlette karşımıza çıktı? Uygurlarla birlikte. Ve burada arkadaşlar önemli olan unsursa mimari yapının bir özelliğidir. Duvarlar mimari yapıda yer aldığı için freskler mimari yapıda yer alırlar. Duvar resmi dediğimiz zaman fresktir cevabımız. Duvar resmi. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçmesi nedeniyle ele geçirilen topraklara Anadolu'daki çok sayıda Müslüman Türk yerleştirilmiştir. Bu durum aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur? Arkadaşlar, burada Rumeli'ye geçiş esnasında yerleştiren Müslümanların yaptığı faaliyetlerle ilgili bir şık aramamız gerekiyor. Baktığımız zaman Rumeli'deki Osmanlı hakimiyeti pekişmiştir. Büyük olasılıkla cevabımız bu. Ama diğerlerine de bir bakalım isterseniz. Avrupa ile ilişkiler gelişmiştir. Anadolu'da iç isyanlar çıkmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki Türk nüfusu azalmıştır. Azınlık isyanlarına ortam oluşturmuştur. Arkadaşlar, diğer şıklarımıza da baktığımız zaman cevabınızın bariz olarak A şıkkı olduğunu görmekteyiz. Ne demektedir? Rumeli'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmek. Yani burada ne oldu? Rumeli'de Türklerin oraya yerleşmesiyle orada Türk nüfusu arttı. Ve bunun sayesinde de İslamiyet de yayılmaya başladı. Cevabımız arkadaşlar Adana'dır. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda reis küttabın öneminin artmasında, ayanların güç kaybetmesi, uluslararası ilişkilerde diplomasinin önem kazanması, yazışmaların kurallarını iyi bilmesi gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar, baktığımız zaman ayanların güç kaybetmesinin dış diplomasi ile bir alakası olmadığını görmekteyiz. Uluslararası ilişkiler diplomasi dediğimiz zaman dış yazışmalardır Reis-ül Kitab'ın açılımı arkadaşlar. Ve böylelikle cevabımızın bir 2 ve 3 olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da şıklara, hangisinde 2-3? D şıkkıdır arkadaşlar. Yani arkadaşlar, 18. yüzyılda Reis-ül Küttaplığının önem kazanmasının önemli unsurları arasında yer alan olaylar, uluslararası ilişkilerde diplomasinin önem kazanması, yazışma kurallarının iyi bir şekilde bilinmesi öne çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda yaşanan Celali isyanları arasında yer almaz? Arkadaşlar, Celali isyanları dediğimiz zaman Anadolu'da çıkan bütün isyanlara biz Celali isyanları diyoruz. Bakalım 17. yüzyılda hangi isyanlar çıkmıştır? Arkadaşlar, Kara Yazıcı isyanı karşımıza çıkar, Süreci Nabi isyanı çıkar, Can Palotoğlu isyanı çıkar, Kör Mahmut isyanı 17. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Ama Canberdi Gazali isyanı ise 16. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Canberdi Gazali isyanına değinecek olursak arkadaşlar, Kanuni döneminin tahta geçtiği esnada karşımıza çıkan bir isyandır. Bu isyanın temeline bakacak olursak, Yavuz Sultan Selim Suriye'yi aldıktan sonra Memlük komutanlarından olan Canberdi Gazali'yi Suriye valisi olarak atar. Ve ölümünden sonra bunu bir fırsat bilen Canberdi Gazali burada bir isyan çıkarır. Ondan dolayı arkadaşlar, 16. yüzyılda olduğu için cevabımız Canberdi Gazali'dir arkadaşlar. Balkanlarda Anadolu'ya yapılan Türk göçleri ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? Arkadaşlar, biz Balkanlarla ilgili ilk Türk göçünü 1877-1878 Rus-Osmanlı Savaşı esnasında görmekteyiz, savaşından sonra. Biz buna 93 Harbi'de demekteyiz. Cevabımız Adana arkadaşlar. Diğerlerinde böyle bir olay karşılaşmadık arkadaşlar. Biz 93 Harbi dediğimiz zaman aklımıza 1877-1778 yılları arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Türklerin Anadolu'ya göçmesini ele alabiliriz. İlk Türk göçü olarak cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık düşüncesiyle ilgili değildir?
Arkadaşlar bakalım, Jön Türkler Osmancılık düşüncesi vardır. Tanzimat fermanında vardır. Osmanlıları bir çatı altında birleştirmek, Osmanlı birliğini korumaktır amacımız biliyorsunuz. Kanunu esasiyede de Osmanlı birliğini korumak vardır. Islahat fermanında da vardır arkadaşlar. Ama arkadaşlar Senedi İttifak'a baktığımız zaman, Senedi İttifak neydi arkadaşlar? 1808 yılında İkinci Mahmut ile ayanlar arasında yapılan bir anlaşmaydı. Hatta biz bu anlaşmayla ilk defa neyle karşılaşıyorduk? İlk defa hükümdarın hakları kısıtlanmıştı, yetkilileri kısıtlanmıştı arkadaşlar ve ayanları tanımıştık. Bunun Osmanlıcılık düşüncesiyle ilgili bir unsur yoktur arkadaşlar. Ondan dolayı cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 31 Mart olayında rolü olduğu gerekçesiyle tahttan indirilen 2. Abdülhamit aşağıdaki yerlerden hangisine sürgün olarak gönderilmiştir? Arkadaşlar bunu duyduğunuz anda direkt aklınıza gelmesi gereken, şıklara bile bakmadan Selanik'tir. Hatta Selanik'te gönderilen köşkün adı arkadaşlar Alaaddini Köşkü'dür. Hemen yazalım yanına arkadaşlar. Alaaddini Köşkü. Cevabımız arkadaşlar Selanik. Alaaddini Köşkü'nde sürgün hayatı yaşamıştır Abdülhamit. Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık yukarıdaki fikir akımlarından hangileri 2. Meşrutiyet'in ilanında etkili olmuştur? Arkadaşlar baktığımız zaman 2. Meşrutiyet'in etkili olan unsurlar hepsidir. Osmancılık düşüncesi vardır arkadaşlar. Osmanlı birliğini bir tutabilmek için 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Türkçülüğe baktığımız zaman arkadaşlar Türkçülük burada arkadaşlar milliyetçi akımı olarak düşünmeyelim. Biz burada Türkçülüğü kültürel bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Din birliği, dil birliği, tarih birliği olarak karşımıza çıkar. Yani arkadaşlar Türkçülükte milliyetçilik diye bir kavram 2. Meşrutiyet'te görmüyoruz. Balkan savaşlarından sonra arkadaşlar karşımıza Türkçülük hareketinde milliyetçiliği görmekteyiz. Ama şu anda 2. Meşrutiyet'in ilanında böyle bir şey yoktur. Batıcılık dediğimiz zaman da arkadaşlar batıcılığı biz artık İlimle, bilimle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Yani Avrupa'nın iliminin ve biliminden yararlanıldığı zaman batıcılığın gelişeceğini düşünülmekte. Ve bundan dolayı cevabımız hepsidir arkadaşlar. Aşağıdaki padişah ıslahat eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? Bakalım 2. Abdülhamit 1. Meşrutiyet'in kabulü. Doğrudur arkadaşlar. Abdülmecid Tanzimat Fermanı'nın ilanı, bu da doğrudur arkadaşlar. 3. Selim Nizam-ı Cedid Ocağı'nın kurulması, bu da karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Abdülaziz Islahat Fermanı ilanı. Arkadaşlar burada bir şaşırtmaca yapmışlar. Abdülmecid döneminde Islahat Fermanı ilan edilmiştir. Yani Islahat Fermanı Abdülmecid döneminde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. İkinci Mahmut Senedi İttifak imzalaması. Biraz önce de sorularda yapmış, karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Ne 1808 yılında Ayanlarla Senedi İttifak imzalamıştık. Yani cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki toprakları emperyalist batılı devletlerce işgal edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuzey Afrika'yı baz alacağız arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Kuzey Afrika toprakları ile ilgili bir cevap aramamız gerekiyor. Ve hangisi söylenemez diyor. Kuzey Afrika topraklarında ham madde kaynaklarına sahiptir. Sahip ki sömürgeye bir açık davetiye çıkarmış. Yani sömürge faaliyetlerinin olması demek orada ham maddenin olduğunun bir göstergesidir. Fransız ihtilali Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir. Acaba burada mı arkadaşlar bunun cevabı? Diğerlerine de bakalım. B şıkkına geri döneceğim ve ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Osmanlı'nın hakimiyet alanı daralmıştır. Arkadaşlar Kuzey Afrika toprakları elimizden çıktığına göre hakimiyet alanımızda da daralma oluşmuştur. Osmanlı'nın ekonomik giderleri azalmıştır.
Kesinlikle doğrudur. Elimizde ham maddesi olan bir bölge elimizden çıkmıştır. Problem olan şıkkın B şıkkı Fransız ihtilaliyle Osmanlı'yı olumsuz etkilemiş de karşılaştırırız. Bu ne zaman bizi etkilemiştir arkadaşlar? Balkan savaşları esnasında. Yani Balkanlardaki toprak kaybımız da karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar, Fransız ihtilali. Yukarıdaki gelişmelerden hangisi İttihatçıların gücünü artırmıştır? Baktığımız zaman arkadaşlar, meşrutiyetin ilanı artırmıştır. Baba Ali baskını da artırmıştır. 31 Mart isyanına baktığımız zaman biz bunun kime karşı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İttihatçılara karşı olarak görmekteyiz. Arkadaşlar, o zaman İttihatçıların gücünü artırdı diyebilmemiz için hangileri vardır? İttihatçılara karşı bir olaydır. Arkadaşlar, baktığımız zaman cevabımız 1 ve 2. Yani arkadaşlar, 31 Mart isyanı dediğimiz zaman İttihatçılara karşı yapılmış olan bir isyandır. İttihatçıların gücünü artırdı dediğimiz için karşımıza 2. Meşrutiyetin ilanı ve Bab-ı Ali baskını çıkmaktadır. Devrimcilik kişiliğiyle Mustafa Kemal'i etkiledi. Tarihi kadim önemli eseridir. Yukarıdaki bahsedilen Türk şairi ve edebiyatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, tarihi kadim dediğiniz zaman aklınıza gelmesi gereken kişi Tevfik Fikret'tir. Şıkları bile okumama gerek yok arkadaşlar. Ve bakıyorum, şıklarımızda Tevfik Fikret Edirne'dedir. Yani cevabımız arkadaşlar Tevfik Fikret. Tarihi kadim önemli eseridir. Ve devrimci kişiliğiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü etkilemiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı topraklarının paylaşıldığı, gizli anlaşmaların dünyaya duyurulduğu belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Mavi Kitap, Sarı Kitap, Balfour Deklarasyonu, Zimmermann Telgrafı, General Milne Raporu. Arkadaşlar, şıklarımıza baktığımız zaman cevabımız Sarı Kitap'tır. Sarı Kitabı yazan millet Ruslardır arkadaşlar. Buradaki amaçları, 1. Dünya Savaşı'ndan önce yapılmış olan gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna bildirmektir arkadaşlar. Erzurum Kongresi, Samsun Raporu, Havza Tamimi. Mustafa Kemal yukarıdaki belgelerden hangileriyle İzmir'in işgaline tepki göstermiştir? Arkadaşlar, Samsun Raporu'na baktığımız zaman ilk belge ve ilk tepkidir. İzmir'in işgalini kınandığını belirtmektedir Mustafa Kemal. Havza Tamimi'ne baktığımız zaman Havza Tamimi'nde İzmir'in işgalinin protesto ve mitinglerle dünya kamuoyuna duyurulması gerektiği söylenmektedir. Arkadaşlar, bundan dolayı cevabımız Samsun raporunu ve Havza Tamimi'ni alan 2 ve 3'tür arkadaşlar. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları sırasında Ankara'da açılan İnkılap sergisinin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı, Atatürk ilkeleri, İnkılap hareketleri, Cumhuriyet'in kuruluşunda kadınlar, Atatürk'ün hayatı. Cevabımız arkadaşlar Cumhuriyet'in kuruluşunda kadınlardır. Halifeliğin kaldırılmasına tepki gösteren Şeyh Said, İngiltere'nin de desteğiyle isyan etti. Bu isyan Musul'un kaybedilmesinde etkili oldu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şeyh Said ülke çıkarlarına zarar vermiştir. Vermiştir ki Musul'u kaybettik arkadaşlar. Buradan ülke çıkarlarına zarar verdiği görülmektedir. Şeyh Said isyanı dini gerekçelerle ortaya çıkmıştır. Din elden gidiyor gibi bazı söylentilerle ortaya çıkmıştır. İngiltere Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmiştir. Evet arkadaşlar, Şeyh Said olayını kullanarak iç işlerimize karışmışlardır. Şeyh Said inkılap karşıtıdır arkadaşlar. İsyan sonunda rejim değişmiştir. Arkadaşlar, söylenemez diyor. İsyan sonunda herhangi bir rejimde değişiklik olmamıştır. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar.
Aşağıdaki olaylardan hangisi nedeniyle Türkiye'de vatandaş Türkçe konuş kampanyası düzenlenmişti? Arkadaşlar bu kelime bunu duyduğumuz zaman aklımıza vagon list olayının gelmesi gerekmektedir. Bu olayın biraz açılımına bakacak olursak Fransız demir yollarında bir çalışanımız var. Türk çalışan Naci Bey. Naci Bey demir yollarında çalışırken fabrikada burada Türkçe konuştuğu için işten atılmış. Bundan dolayı halkımızın bu olaya tepki göstermek için başlattığı bir olaydır. Naci Bey'in Türkçe konuştuğu için işten atılması neticesinde ortaya çıkan bir olaydır. Vagon Litz olayı. Bursa olayına da değinmek istiyorum arkadaşlar. Diğer şıkları da açacağım. Bursa olayına baktığımız zaman arkadaşlar ezanın Türkçe okunmasıyla ilgili bir olaydır arkadaşlar. Bursa'da Fatih Camisi'nde Türkçe ezan okundu. Ve bununla ilgili bazı insanlar olaylar çıkarırdı. Hatta biz bu olaya şöyle bir şey diyoruz. Din meselesi değildir, dil meselesidir ezanın Türkçe okunmasının nedeni. Bundan dolayı Türkçe okunduğu için bazı kimselerin çıkardığı bir olaydır. Razgard olayına bakacak olursak arkadaşlar, Razgard olayında Bulgarların Türk mezarlarını tahribat ettiği olaydır. Bozkurt Lotus olayına bakacak olursak da arkadaşlar, Bindilli açıklarında bizim bulunan Bozkurt adlı gemimizin Lotus Fransızların Lotus adlı gemisi tarafından batırılmasıyla sonucunda oluşan bir olaydır arkadaşlar. Biz hakkımızı aramak için Lahey Divanı'na başvurduk ve bunun sonucunda da arkadaşlar bizi savunan kişi Mahmut Esat'tır. Ve divanda kurulda konuşuldu ve haklı olduğumuz kabul edildi. Arkadaşlar Mahmut Esat buradaki başarılarından dolayı Bozkurt soyadını almıştır soyadı inkılabından sonra. Menemen olayına bakacak olursak Mehmet Derviş'in ve ahalisinin din elden gidiyor diyerek sokaklarda dolaşmasında ve bu olayı durdurmak isteyen ilk önce iki bekçimizi öldürmeleri ve daha sonra karşılarına çıkan Kubilay adlı subayımızı öldürmeleriyle olan bir olaydır arkadaşlar. Menemen olayı. Hatta Kubilay'ı subayımızı öldürdükten sonra ne yazık ki kafasını bir sopaya takarak sokaklarda gezdirmişlerdir arkadaşlar. Bundan dolayı bizim için bu olay çok acı verici bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız arkadaşlar neydi? Van Litz olayı. Buradaki neydi arkadaşlar olay? Naci Bey'in Türkçe konuşmasından dolayı işten atılmasıyla ortaya çıkan bir olaydı. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in etkilendiği yazar ve düşünürler arasında yer almaz? Arkadaşlar baktığımızda Tevfik Fikret biliyorsunuz yer alan kişilerdendi. Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Jean-Jacques Rousseau da Mustafa Kemal Atatürk'ün etkilendiği kişilerden birisidir. Ama Nazım Hikmet'e baktığımız zaman arkadaşlar Nazım Hikmet'ten etkilenmemiştir. Nazım Hikmet'in doğum tarihi 1901 yılındadır arkadaşlar. Bundan dolayı Atatürk'ten daha sonra dünyaya geldiği için Nazım Hikmet Atatürk'ü etkilememiştir görüşleriyle arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılan eğitim kurumlarından değildir? Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 1943 yılında açıldı. Dil ve Tarih Fakültesi 1935 yılında açıldı. Gazi Eğitim Fakültesi 1926 yılında açıldı arkadaşlar. Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933 yılında açıldı. Ankara Hukuk Mektebi'ne bakacak olursak Ankara Hukuk Mektebi de 1925 yılında açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar baktığımız zaman Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara Hukuk Mektebi. Bunlar Atatürk döneminde açılan eğitim kurumlarıdır. Ama Ankara Üniversitesi İsmet İnönü döneminde açılmıştır arkadaşlar. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk çıkardığı kanundur? Anam resmi kanun arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı ilk kanundur.
Cevabımız budur arkadaşlar. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ise arkadaşlar ilk anayasamızdır arkadaşlar. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasası. Firari Kanunu, Hiyanet-i Vataniye Kanunu, Başkomutanlık Kanunu da birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı diğer kanunlardandır arkadaşlar. Atatürk'ün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü. Devletçilik, halkçılık, cumhuriyetçilik ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Arkadaşlar, halkçılık ve cumhuriyetçilikle ilgilidir. Belki halkçılıkta neden diye sorgulayabilirsiniz. Onun nedeni arkadaşlar, seçmenlikte eskiden vergi vermek zorundalığı vardı. Vergi veren seçmen olarak geçebilirdi ancak. Ve bu kural kaldırıldığı için biz ne diyoruz? Eşitlikten dolayı 2-3 diyoruz. Ve hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir şey olmadan milletimiz devletin sözünde, hakimiyetine söz sağlayabilen kişilerdir. Cevabımız Ceyhan. Uluslararası ilişkilerde gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmelerin tercih edildiği ABD Başkanı Kennedy ve Sovyet Sosyal Cumhuriyet Başkanı Kruşçev'in bir araya gelerek başlattığı dönem aşağıdakilerden hangisinde adlandırılmıştır? Arkadaşlar, biz bu döneme yumuşama dönemi diyoruz. Diğer adıyla detanttır arkadaşlar. Yumuşama dönemi. Ve tarih olarak arkadaşlar 1961 yılında karşımıza çıkmaktadır bu olay. 1961. Türkiye'de ilk güzel sanatlar müzesi olan Devlet Heykel Müzesi aşağıdakilerden hangisinde açılmıştır? Ankara Gaziyet Mensusu, İstanbul Çırağan Sarayı, Ankara Dil ve Coğrafya Fakültesi, İstanbul Dolmabahçe Sarayı, Ankara Etnografya Müzesi. Arkadaşlar, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda açılmıştır. Devlet Heykel Müzesi. Bosna Hersek'te Mimar Hayrettin tarafından yapılan ve 2005'te UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine eklenen Osmanlı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, baktığımız zaman Mostar Köprüsü'nü görüyoruz. Mostar Köprüsü'nü yapan kişi Mimar Hayrettin'dir arkadaşlar. İşkotra Köprüsü'ne baktığımız zaman arkadaşlar, İşkotra Köprüsü'nü Mehmet Pusati Paşa yaptı. Mehmet Pusati Paşa. Arkadaşlar, Dirina Köprüsü'nü de Mimar Sinan yapmıştır. Arkadaşlar, yeni camiye geçmeden önce Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni de Mimar Sinan yapmıştır. Arkadaşlar, yeni camiye baktığımız zaman yeni caminin diğer adını da bilmemiz gerekiyor mimarlarından önce. Valide Sultan Camisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İki kişi tarafından bitirilmiştir arkadaşlar. Başlangıcında Mehmet Davut Aga tarafından başlanmış, bitirilişi ise Mimar Dalgıç Ahmet tarafından sonlandırılmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni cami 66 yıl sürmüştür yapımı. Ve arkadaşlar, bu şekilde sorumuzu da sonlandırmış bulunmaktayız. Arkadaşlar, deneme soru çözümü sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere.